Mutasyona uğramış koronavirüs tehdidi büyüttü. Bu durum Türkiye için de geçerli. Uzmanlar tedbirlere daha sıkı uyulmalı uyarısında bulunuyor. Virüs mutasyona uğradı, tedirginlik arttı. Mutant virüs tehlikesi gündeme geldi. Hemen hemen dünyanın birçok ülkesinde artık saptanmaya başladı. Ülkemizde de açıklandığı üzere zaten bu virüs var. Yani bitmeden yenisi çıkıyor. Yapma be. Kıyamet alameti oğlum. Başka ne olacak ki? Bitmiyor bir türlü diyorsunuz. Tabii ki bu bitmez. Koronavirüsün daha hızla yayılan yeni türü Türkiye'de 17 şehirde görüldü. Yurt genelinde 128 kişi de tespit edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni tehlikeye karşı vatandaşı uyardı. En büyük silahımız halen maske ve mesafe kuralına uymak dedi. Koronavirüsün daha hızlı yayılan yeni versiyonu tüm dünyayı etkisi altına aldı. Bu yeni mutant virüs Türkiye'de de yayılmaya başladı ve bu durum endişeleri arttırdı. Mutasyondan korkuyor muyuz efendim? Olmaz ya, olmaz olur mu? Çift maske takmışsınız. Mutant virüse karşı mı bu? Aynen öyle. Farklı bir koronavirüs versiyonu gelmiş. Tamam, daha da tehlikeliymiş. Ölümden korkmuyorum. Gelecekse ölecekse ölecek artık. Ne yapacağız yani? Nereye gideceğiz? Ama yine de biz tedbiri alalım ölmeden önce. Alıyoruz ya işte. Daha nasıl tedbir alacağız? Elimize kolonyamızı sıkıyoruz. Peki mutant virüsü ne kadar tehlikeli? Avrupa'daki vaka artışlarının sebebi olarak gösterilen yeni varyant Türkiye'yi de tehdit ediyor. Bu yüzden tedbirleri sıklaştırmak şart. En büyük korku tabii yaygınlaşması ve virüsün hızlı bir şekilde birçok kişiye bulaşması. Çok ciddi kişilerin kendini koruması gerekiyor. Çift maske takıyorum, ne yapayım be oğlum? Elimize kolonya sıktık. Dikkat etmem gereken her şeyi ediyorum yani. Çapa Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Tufan Tükek, mutant virüsü tehlikesine dikkat çekti, önlemleri hatırlattı. Kısıtlamaların zaten uzun sürdüğü bir dönemde bir de böyle bir mutant virüsle karşılaşmış olmak ilave bir tedbir aslında gerektiren bir şey. Ancak hastanelerin yükü azaldı, etrafta duydukları hastalanan kişi sayısı azaldığı zaman hemen unutuyoruz eskiyi. Maske çok önemli olduğunu yine söyleyelim. Kalabalık yerlerden uzak kalmayı hani yine söyleyelim. Mümkün mertebe işlerimizi yine geciktirelim. İşte daha çok biraz daha dikkat etmemiz lazım. Tamamen bitmediği sürece salmamak gerekiyor kesinlikle. Aşılar salgının sonunu getirmiş değil. Nitekim mutasyona uğrayarak sürekli değişen virüse karşı aşılar da etki etmeyebilir. Rehavete kapılmak için henüz çok erken. Bir virüs değişirse aşıların da zaten yenilenme ihtimali var. Aynı aşı yapmak gerekecek. Maalesef gevşemememiz gerekiyor. Tedbirlere devam. Yapacak bir şey yok.